Dilerseniz Turkcell'den Sayın Azra Betül Yaşar'ı alkışlarla davet edelim. Şimdi nasıl? Okey. Öncelikle herkese merhaba. Böyle burada olmak, sizin karşınızda konuşacak olmak benim için gerçekten gurur verici olacak. Şöyle başlayalım. Sanırım herkes aynı şey. Herkes aynı şey. Nereye göstermem gerekiyor? Sanırım bu olmayacak. Orada yok. No, there is no. Başka bir tane var mı? Yoksa siz mi bana yardımcı olursunuz? Geliyor. Tamam, okey. Bunun ne olduğunu tahmin eden var mı aranızda? Ne olabilir? Any guess? Almost. Sayılır. Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz kil tablet, dünya üzerinde kayda geçmiş ilk müşteri şikayeti. Ben tercümesini yapayım size. Bakır talebi olan bir müşteri var ve ona gönderilen bakırdaki saflık derecesi istediği gibi değil. Ve böyle bir şey yazıyor, bundan şikayet ediyor. Hepimize tanıdık gelmiştir aslında, değil mi? Gün içinde pek çok iş için aslında biz alışveriş yapıyoruz. Mesela bu bizim zaruri ihtiyaçlarımız için olabilir, yeme içme gibi. Ya da hedonik içgüdülerle yaptığımız aslında alışverişler. Biz de bu alışverişleri yaparken alacağımız ürün ya da hizmete dair bir beklentimiz oluyor. Ve o beklentimizin karşılanıp karşılanmadığına göre de markalar hakkında algılarımız oluşuyor. Devam edelim. Peki, müşteri hizmetlerindeki bu değişim nasıl gerçekleşti? Biraz ondan bahsedeyim. Eskilere doğru gidiyorum. İlk olarak sadece alan ve satan vardı. Yani siz gittiğinizde bir A ürünü almak istiyorsanız sadece gideceğiniz adres tekti. Çünkü onu bir kişi yapıyordu, bir kişi satıyordu. Daha sonra sanayinin gelişmesi, ekonominin gelişmesi ve aslında üretimin artmasıyla birlikte bu arada toplumdaki yaşam koşulları da değişiyor. Arz ve talep eşit oranda arttığı için standart üretime geçildi. Standart üretime geçildiğinde tabii ki de bu standartizasyon yanında bazı ürünlerin defolu hale gelmesini de sağladı. Herkes eşit oranda tabii ki de şanslı olamıyordu. Ama orada önemli olan şey ne kadar çok miktarda üretim olduğuydu. Yani müşteri hizmetleri tarafına ya da kaliteye çok fazla önem verilmiyordu. Burada bir tane size tavsiyede bulunmak istiyorum. Mr. Selfridge diye bir dizi var. Hiç aranızda duyan var mı? Bu dizi müşteri hizmetlerindeki, müşteri deneyimindeki değişimi çok güzel anlatan bir dizi. İlgileniniz olursa tavsiye ederim. Devam edelim. Sonra pazara giren oyuncular arttıkça bu üretim tarafındaki artık bir şeylerin değişme zamanı geldiği anlaşıldı. Orada dediler ki yani bir şey yapmalıyız ki biz diğer pazardaki oyunculardan farklılaşmalıyız. O zaman müşteri odak noktası haline geldi. Müşteri kraldır gözünden bakılarak aslında müşteriye çok daha iyi, çok daha ondan yola çıkarak tasarlanmış kurgularla gidildi. Bugün benim size anlatacağım da aslında müşterinin bu yeni dönüşen dijital dünyadaki yolculuğu ve orada müşteriye neler yapabilirsek diğer rakiplerden farklılaşabiliriz kısmını anlatacağım size. Word of mouth vardı biliyorsunuz. Artık ben onu word of social olarak size telaffuz edeceğim. Öyle bir dünyaya geldik ki artık hiçbir şey gizli kapaklı kapılar arkasında konuşulmuyor. Özellikle insanlar seslerini duyurdukları bu çok sesli dünyayı tercih ediyorlar.
bu dünyada da pek çok farklı aslında jenerasyon var. Biraz o jenerasyonlardan bahsedeceğim. Çünkü o jenerasyonlar sizin hizmet sunarken kullanacağınız farklı ölçütleri aslında yani onlara karşı farklı şeyler yapmanızı sağlayacaklar. Bir tane video ile başlamak istiyorum. Umarım Murphy ben de işlemedi. Okay. Sesi biraz açabilir miyiz? Yola çıkmak istiyorum. Silence ve Baby Boomers'ları geçeceğim. Geçmemin nedeni aslında onların bu internet çağında çok yüksek hacme sahip olmamalarından kaynaklanıyor. Yine de onlarla ilgili bir şey değinmeden edemeyeceğim. Bakalım onlar tarafından dijital dünya nasıl algılanıyor. Bir de onunla ilgili küçük bir video olsun. Bu videoyu sanırım oradan bir tetiklemeniz gerekebilir. Yok. Şöyle... Okay. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Geçiyorum X jenerasyonuyla başlıyorum. X jenerasyonu şu an 35-50 arası yaşında olan aslında bireyleri kapsıyor. Bu jenerasyon nasıl bir jenerasyon? Bunlar Soğuk Savaşı, Berlin Duvarı'nın yıkılmasını, Sovyetleri dağılmasını vesaire bunları görmüş bir nesil aslında. Bu nesil merdaneli çamaşır makinelerini de, transistörlü radyoları da deneyimlemiş ve siyah beyaz televizyonları da görmüş bir nesil. Sonra tabii hayatlarına yavaş yavaş teknoloji giriyor. İşte o çamaşır ve bulaşık makineleri otomatik hale geliyor. LCD'ler, plazma televizyonlar çıkıyor. Bunlar ayak uydurabilen bir nesil aslında. Yani ne kadar şu an interneti safe modda kullansalar da yine de onlara bir şeyler gösterdiğinizde hemen kapabiliyorlar. Bu nesille ilgili hizmet anlamında dikkat edilmesi gereken şeyler, bu nesil ikna olması zor bir nesil ama ikna olduğunda da gerçekten o işi sahipleniyor ve savunuyor. Yani bunlardan aslında çok iyi markanızı yüceltecek şeyler bekleyebilirsiniz. Sadece ikna etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bireysel bir nesil. Biraz da böyle az önce söylediğim gibi safe modda gidiyorlar. Risk almayı çok sevmiyorlar. Kuralları seviyorlar. O yüzden bir şeyi bunlar için yapacaksanız kuralları önceden belirlemeniz ve onları söylemeniz gerekiyor. Çünkü karanlığa atlamayı sevmiyorlar diyeyim. Bu Sandwich Generation'ı duyan var mı aranızda? Arada kalın. Sandwich Generation, X ve Y'nin arasında kalan bir nesil aslında. Bunlar, neden sandviç onu anlatayım, sevdiklerine bakmakla yükümlüler. Yani aslında hem anne ve babalarına bakmakla hem de çocuklarına bakmakla yükümlü oldukları için tahmin edebileceğiniz üzere kendilerini arada kalmış hissediyorlar. Hem finansal açıdan
hem kariyer açısından hem sağlık hiçbir şeye yetişemedikleri için bunlar böyle arada sıkışmış kalmış bir nesil. Bu nesil için biz mesela ne gibi yöntemler kullanabiliriz, nasıl gidebiliriz? Onların akıllarında soru işareti bırakmayacak, onları çok daha fazla daraltmayacak çözümlerle onlara gidebiliriz. Bir sonraki nesil Y tabii ki de. Bizim de birçoğumuzun içinde olduğu, muhtemelen aramızda şu an Z çok yoktur. Y jenerasyonu da şu an aslında 15 ile 35 yaş arası olanlar. Bu jenerasyon dijital jenerasyon, yani hani gerçekten en çok kullanan, işte %90'ı sosyal medyada geçiriyor zamanını. Bu jenerasyonla ilgili olarak da çok talepkarlar, hemen sıkılıyorlar. O yüzden bunları böyle grup içindeki aktiviteler, yani sosyal aktivitelere dahil etmeniz çok önemli. Özgüvenleri çok yüksek. O yüzden aslında kendi kuralları var ve kendi kurallarına göre yaşamayı sevmiyorlar. Bir şeyleri onlara çok dikte etmemeniz gerekiyor. Hizmet verirken de bu koşulları göz önünde bulundurarak ilerlemek gerekiyor. Z jenerasyonu zaten tamamen apayrı bir case. Şu an yaşı işte az önce gördüğünüz o bebekten başlayıp 15'e kadar giden kısım. Bu Z jenerasyonu için söyleyebileceğim 3 tane kelime var. Teknoloji, teknoloji, teknoloji. Bu Z jenerasyon gerçekten de internetin içine doğmuş bir nesil. Artık sokaklarda saklambaç oynamıyorlar. Bu jenerasyon ellerinde iPad'lerle televizyonların karşısında hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu jenerasyonla ilgili çok daha hani farklı şeyleri ilerleyen slaytlarda dile getireceğim. Jenerasyonlarla ilgili eğer daha fazla şey merak ediyorsanız bu kitabı tavsiye ederim size. Bilim Strauss'un Eli Hoyne'nin yazdığı bir kitap, Generation'larla ilgili. Müşteri hizmetleri bu kadar dönüşüme uğrarken tabii ki de sosyal mecralardaki dönüşüm hani aynı derecede ilerliyor. Şimdi bununla ilgili de size kısa bir... kazandıracağım galiba. Ben diyorum ki artık pazarlamanın yönü değişmeye başlıyor. Yeni nesil pazarlama bence müşteri deneyiminden geçiyor. Çünkü çok kolay taklit ediliyor her şey. Pazarlamada yaptığınız herhangi bir kampanya da çok kolay taklit edilebiliyor. Evet çok genius şeyler var ama artık müşteriler sadece sizin
yaptığınız reklama göre markanızı tercih etmiyorlar. Burada deneyime dair küçük noktalara odaklanmanız gerekiyor ki onlara sürprizler yapın, onları şaşırtın ve akıllarında, yani duygularına dokunduğunuzda o amigdalaya yerleşin ve akıllarında kalan sizin markanız olsun. Burada ben de birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum, rakam vererek size. Sabah sanırım Martin'in sunumunda vardı. Artık hani mobilin daha çok kullanıldığına dair. Yine burada mobil tarafta kullanılan sosyal medya kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bir şey var. İnsanlar o kadar çok zamanlarını geçiriyorlar ki sosyal mecralarda. Aslında bu sosyal mecralara yapılacak yatırımların da ne kadar doğru olduğunu gösteren bir tablo bu. Bu arada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. 20 saatin üzerinde geçiren bir kitle var. Hiç uyumuyor falan olabilirler sanırım. Devam ediyorum. Bu kısımdan sonra anlatacağım aslında. Benim hani uzun süredir de işin içinde olduğum bir bölüm. Ben müşteri deneyimi departmanında çalışıyorum. Ve orada aslında müşteri, yani sosyal medya kanalı tarafı bendeydi. Müşterilerin sosyal mecralardaki ilk adımdan son adıma kadar geçirdikleri o sürecin tasarlanması. Ben size stage stage bunu böldüm. Hani işinizi daha kolay, ya daha kolay algılanmasını sağlaması adına. İlk stage'de aslında marketing ve listening vardı. Markalar sosyal mecraları ilk olarak pazarlamayı kullanmaya başladılar. Burada bir outbound iletişim vardı. Yani sadece markaların maruz kaldığınız noktaları, işte onların vaatleri, onların pazarlama ve engagement odaklı kurguları oluyordu. Ama şöyle de bir şey var. Hiçbir sağlıklı iletişim tek yönlü değil. O yüzden bu iletişim doğal olarak çift yönlü hale dönmeye başladı. Pazarlama aktivitelerinin karşılığında müşteriler ne yaptılar? Bu çok sesli dünyada kendi seslerini duyurmaya başladılar. Onlar da sizin markanız hakkında bir şeyler yazmaya başladılar. Sonra markalar ne yaptı? Müşteriler benim hakkımda bir sürü şey yazıyor. Ne yapmam gerekiyor? Onları dinlemeliyim dediler. Bu sırada da işin içine listening girdi. Dinlemekten kastım da müşterilerin mention ettiği, yani sizin markanızla ilgili size yazdığı ya da sizin adınızı kullanmadan sizin ürünlerinizle ilgili yaptığı şeyleri aslında dinlemek. Dinlemek çok önemli çünkü çok güzel geri bildirimler alınıyor oradan. Peki neden sosyal mecralar? Yani başka bir yolla siz müşterilerden geri bildirim alıp onlarla başka yollarla iletişim kuramaz mısınız? Elbette kurabilirsiniz. Buradaki tek kritik nokta, bu kadar hızlı geri bildirimin alındığı, bu kadar anlık iletişimin kurulduğu başka bir mecra şu an için ben görmüyorum yani. O yüzden de sosyal medya çoklu seslerin duyulduğu bir yer olduğu için çok çok önem kazanıyor. Bu sosyal mecralardaki 3 tane en önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi anlık iletişim var sosyal mecralarda. Bu anlık iletişim müşteriler için de çok önemli, bizim markalar için de çok önemli. Müşteriler artık gerçekten uzun süreler telefonda bekleyip tuşlamaya ya da e-mailler başında saatlerce, günlerce, haftalarca beklemeye tahammül edemiyorlar. Bir tane örnek göstereyim. Bu örnekte hani Virgin Atlantic'in görüyorsunuz. Anında yaşadığı bir case'i oradan paylaşıyor sosyal mecradan. Hemen geri dönüş alıyor. Hem o anda işlemi çözüldüğü için ekstra landmark yaratıyorlar. Hem de aslında bu markanın PR açısından da çok iyi oluyor. Diğer noktalar personal. Personal dediğim kısım aslında sizin sosyal mecralardaki brand deneyiminiz, yani oradaki marka deneyimi çok önemli. İnsanlar artık gidip yani çağrı merkezini aramak yerine herkes görsün, yaşadığım şeyi herkes duysun, bakalım marka ne yapacak gözüyle baktıkları için orada yaşadıkları herhangi bir şey, sizin onlara yardım etmeniz aslında onları da sizde yüceltiyor. Takibi kolay bir yer. Çünkü her şeyin aslında geldiği son nokta sosyal mecralar. Sosyal mecralarda yazılan herhangi bir şeyi hem herkes görüyor, hem anında herkes aynı şeylerden haberdar oluyor. Bu yüzden hani takibi de çok kolay bir mecra. Peki hangisini seçmeliyim? Hangi mecralarda olmalıyım? Hepsinde aktif bir şekilde var olmalı mıyım? Yine sabahki sunumlarda da bahsedildi çok kez. Her sosyal mecra her an için uygun değil aslında. Eğer siz daha analitik
bir şeyler istiyorsanız Facebook gerçekten iyi bir yer. Biraz daha ilerleyen noktalarda bahsedeceğim bunun analitikleri neyi kastettiğimden. Eğer siz çok daha hızlı çözüme ulaşmak vesaire istiyorsanız, hani daha hızlı etkileşim vesaire, Twitter gerçekten iyi bir mecra. Daha profesyonel olmak istiyorsanız, daha profesyonellere odaklı bir şey yapmak istiyorsanız LinkedIn keza öyle. Doğru platformu seçerken 4 tane şeye dikkat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir tanesi gerçekten sizin aslında kullanacağınız platformun en önemli böyle gerçekten unique dediğiniz özelliği ne? Peki bu özellik sizin business ihtiyaçlarınıza ne kadar örtüşüyor? Siz hangi target, yani hangi müşteri kitlesini hedefliyorsunuz? Bu gerçekten kritik. Bir de gördüğünüz gibi işte hangi şeyde, yani hangi mecrada olacaksanız oraya ne kadar zaman ayıracağınızla ilgili bir bakmanız gereken metrik var. Sonra bu mecrayı da seçtiğinizde artık müşteri hizmetlerine başlayabilmeniz için önünüzde tek bir şey kalıyor. İyi bir planınız var mı? İyi plandan kastım spor müsabakalarına örnek vermek istiyorum. Spor müsabakalarına çıkarken aslında siz iyi bir oyun kurduğunuz takdirde sizin oradaki başarı oranınız çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Burada da gerçekten iyi bir planla gidebileceğiniz yol, kat edebileceğiniz şey, başarı eksponansiyel olarak artıyor. Burada da yine 3 tane kritik ana nokta var. Bir tanesi gerçekten business amaçlarınız neler sizin? 2, kullanacağınız tool'lar neler olacak? Siz sadece monitoring mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa işin içine daha analitik ve daha intelligent bir şeyler mi koymak istiyorsunuz? Bir de altyapı çok önemli. Altyapıdan kastım da gerçekten kullanacağınız bu objective, yani business ihtiyaçlarınıza yönelik siz eğer gerçekten sadece monitörlük yapacaksanız ona göre tool'lar, işte iyi eğitimli bir ekip olması gerekiyor işin içinde. Bir de verimliliği arttıracak sistemler gerekiyor. Çünkü hız bekleniyor orada sizden. İkinci aşama müşteri hizmetleri, artık buraya adım atıyorsunuz. Müşteri hizmetlerine adım attığınız bu nokta çok önemli. Çünkü ilk intibanın müşteri deneyim tarafında oluştuğu yer. Burada da 3R, her şey herkes yapıyor 4P, 4C, ben de 3R yaptım. Önemli olan şeyler ulaşım, müşterinin sizden beklediği, yani 3R bu. Yanıtlama ve çözüm aslında. Buraya yazılması çok kolay, çok kolayca telaffuz ettim, söyledim. Peki ama bu 3R'yi yapmak için ne yapmam gerekiyor? Monitoring şart. Bir kere önce siz, müşteriler size ne yazıyor, onu keşfetmeniz gerekiyor. Sonrasında gerçekten doğru tonu kullanmak çok önemli. Evet, her markanın kendine ait bir tonu var. Hani bazı markalar çok daha resmi durmayı seçiyorlar, bazıları çok daha samimi. Kadıköy Belediyesi'ni duyan var mı? Onun sosyal medya kantonu takip eden. Gerçekten çok eğlenceli şeyler yapıyorlar. Her marka bunu yapamaz, evet. Ama kendi tonunuzu korurken, bir de benim nacizane tavsiyem var burada. Hani benim hep savunduğum bir yöntem, ayna nöron yöntemi. Ayna nöronlar, siz, yani müşteri size nasıl geliyorsa aslında, hangi tonla geliyorsa, siz de onu o tonla giderseniz arada çok güzel etkileşimler yaratılabiliyor. Burada JetBlue'nun bir örneği var. Müşterinin ona yazdığı şeyi öyle güzel çevirmiş ki, hani tam da aslında bahsetmek istediğim şey bu. Müşteri size nasıl geliyorsa, siz ona o şekilde giderseniz, o zaman aradaki çok, yani engagement çok güzel oluyor. Hız müşteriler için aşırı önemli, özellikle de bu Y ve Z jenerasyonu için. Burada Social Habits'in bazı rakamları var, onların yaptığı bir araştırmadan bu. %32 30 dakika, %42'si 60 dakika diyor ama bu artık tahammül seviyesi o kadar aşağılara düştü ki, yani 30 dakikanın da altında 10-15 dakikada sizin geri dönüşünüzü bekliyorlar. Online olmak, herkesin içinde her şeyi yazmak, şeffaf olmak, evet çok önemli. Ama bazen de müşterinin iyiliği için, aslında onların o bilgi güvenliği vesaire kısımları için bazı noktalarda onları offline'e çekmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, müşteriyi offline'e aktarırken onun iyiliği için bir şey yaptığınızı ona hissettirmek. Hani sanki siz gizli kabaklı bir şey yapıyormuşu hissederseniz, o zaman gerçekten müşteri online dünyada daha da agresifleşebiliyor.
O kısım önemliydi. Tabii ki de her şeyde olduğu gibi burada da performansınızı ve etkileri ölçmek çok önemli. Bu performans ve etkileri ölçerken aslında iki tane metrik, herkesin de bildiği sosyal medyayla ilgilenen response rate ve response time. Response rate ve response time artık çok da yeterli değil. Burada bir şey daha, bir metrik daha formülizasyon içine girmesi gerekiyor. O da önceliklendirme. Hangisi daha öncelikliyse aslında siz ona göre response vermek ve ona göre o kadar hızlı olmak durumundasınız. Tabii ki de challenge'lar var, her işte olduğu gibi. Bunlar neler mesela müşteri hizmetleri tarafında? Bir kere müşterilerin beklentileri her geçen gün artıyor. Birbirlerine o kadar çok bağlılar ki siz artık tek bir kişinin talebini karşılarken aslında milyonlarca insanla birlikte iletişim halinde oluyorsunuz. Ve çok daha fazla hız, az önce dediğim gibi 30 dakikalar çok daha aşağıya düştü ve daha sade yalın hizmet bekliyorlar aslında sizden. Üçüncü aşama, bu gerçekten artık böyle hani müşteri hizmetlerinin bir tık üstüne çıktığınız aşama customer care kısmı. Bununla ilgili gerçekten şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap bu. John DeJulius'un yazdığı Secret Service. Çok güzel anlatmış. Müşterinin o yolculuğunu tasarlarken, o journey'i tasarlarken araya öyle küçük dokunuşlar yapıyorsunuz ki o hani signature dediğimiz kısım aslında burada da işin içine giriyor. Sizin markanıza dair bir şey olduğunu anlıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın. Bu Coca-Cola'nın örneklerinde falan da var. Yani aslında brandi böyle parçalıyor, yani markayı parçalıyor ve siz Coca-Cola'nın şişesinin şeklinde nerede görürseniz görün. Mesela onun Coca-Cola olduğunu biliyorsunuz ya da sesini duyduğunuzda. Sosyal medyanın gerçekten de ignore edilen bir kısmı customer care. Çünkü çok fazla emek gerektiriyor. Çok daha akıllıca çözümler kurmanız gerekiyor ve çok fazla detaylı düşünüp çok iyi planlar yapmanız gerekiyor customer care için. Neler yapılabilir mesela? Birkaç hani ipucu vereceğim bununla ilgili size. Bir kere müşteriler evet bana yazıyorlar, mention ediyorlar ama onların aslında mention etmediği, sadece ortalıkta söylendiği şeyler de var. Siz onların o söylentileri, yani söylendiği şeyleri harmanlayıp bulursanız ve onlara dönerseniz aslında proaktif bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunu biraz daha büyüteceğim. Proaktif olmak gerekiyor. Neden proaktif olmak gerekiyor? Çünkü müşteriler artık işin içine biraz gamification katmış gibi. Onlar oraya yazıyorlar ve sizin gelip orada onu bulmanızı ve orada çözmenizi istiyorlar. Hem kendileri onore oluyorlar, benim hani deneyimlerime göre. Hem de oradaki o oyun onların gerçekten hoşuna gidiyor aslında. Bu kısım çok önemli. İhtiyaçlar ve istekler çok karıştırılıyor. Bunu müşteri de karıştırıyor. Kendisi bile ihtiyaç ve isteğinin aslında hangisine ihtiyaç, hangisine istek olduğunu bilmiyor. İsteğin içine duygular karıştığında istek birazcık böyle kötü bir hal alabiliyor. Size çok agresif ve gergin bir şekilde geliyor ama aslında onun altında yatan ihtiyaç o kadar masum ve pure bir şey ki böyle hani siz onu çözdüğünüz noktada o want kısmına direkt kaybolup gidiyor. Sunumun başında customer asking demiştim. Şimdi onu biraz değiştiriyorum. The right customer asking. Doğru müşteriden kastım ne? Onu birazcık anlatalım. Burada social CRM işin içine giriyor. Social CRM şu demek, sizin sosyal mecralardaki bilgilerinizi markaların alması ve size aslında çok daha akıllıca, çok daha size doğru anda, doğru yerde ve doğru kontentle içerik hizmet sunması demek. Burada müşteriyi tanımak çok önemli. Son zamanlarda da en çok aslında karşımıza çıkan şey o. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben sana daha önce geldim. Sen neden bana her seferinde yeni biriymişim gibi davranıyorsun? Müşteri burada gerçekten tanınmak istiyor. Sizin onun ayak izlerini takip ettiğiniz noktada o size karşı daha da yakınlaşmaya başlıyor. Aslında onun tam istediği de şu, yani müşteri değilim ben. Ben senin markanı kullanıyorum ve belki de çok fazla kullanıyorum. Sen beni tanı, ben senin ailenden biri gibi olayım istiyor. Burada önemli bir kısım var. Şimdi artık sadece tabii ki de sosyal mecralar yok müşteriye gittiğiniz. Bunun dışında geleneksel mecralar da var. Yeni çıkan farklı mecralar da oluyor. Dijital mecralar vesaire.
Siz müşteriyi oradan oraya, oradan oraya gönderdiğiniz noktada gerçekten buna okey değiller. Delirmeye başlıyorlar bir noktadan sonra. Onların herhangi bir kanaldan gelmesi diğer kanallardaki sizin ona yaşattığınız deneyimleri bilmemeniz bu dijital dünyada kabul edilemiyor. Siz multi-channel bütün o kanalları entegre etmelisiniz ki size geldikleri herhangi bir kanaldan, ki dediğim gibi sosyal medya bunun için bayağı tercih edilen bir kanal. O kanalda geçmiş bütün historiyi görmeniz gerekiyor. Çok kolay bir iş değil, farkındayım ama bunu yapan markalar kesinlikle en üst seviyelere çıkacak. Bundan hiç şüphem yok. Peki müşteri hizmetlerinin gelecekteki hali nasıl? Ben şöyle düşünüyorum. Sosyal mecralar bütün kanalları böyle bir paralel eksende kesecek. Her şeyin içinde artık sosyal medya olacak. Her şeyde insanlar birbirine deli gibi bağlı olacaklar. Demem o ki daha analitik, daha zekice kurgulanmış ve daha açık ve şeffaf iletişimler bizi bekliyor. Çok hızlı anlattım. Son sunum diye sizi de çok sıkmak istemedim. Benimle hani aklınıza takılan herhangi bir şeyde iletişim kurabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet. Çok teşekkürler. Buyurun. Sunumda benim aldığım notlardan soracağım birkaç soru var. Sonra soruları alalım tekrar. Müşteri hangi tonla geliyorsa o şekilde cevap dediniz. Evet. Müşteri kızgın geliyorsa siz Turkcell'de ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. Orada işte şey çok önemli. Ya gerçekten hani bu sorunun geleceğini tahmin etmiştim ben. Müşteri kızgın geliyorsa sizin aslında standart o tonunuzu koruyarak müşterinin o need'ini anlamak gerekiyor. İhtiyacı ne aslında? O bir istek de geliyor ama ihtiyacının ne olduğunu siz ona çok güzel bir tonla söylerseniz eğer o andaki gerginliği de sizlere de vesaire de kayboluyor. Bu arada bahsettiğim multi-channel burada çok işe yarıyor. Başka herhangi bir kanalda ne yaşadığını siz ondan, o size anlatmadan önce ona geri bildirim yaparsanız o zaman işler çok değişebiliyor. Turkcell'de biz multi-channel işini yapmaya başladık. Bayağı uzun zamandır çalışılan projeler vardı. O yüzden hani müşteri geldiğinde direkt onun isteklerinden çok duygusunu anlayıp gergin mi, öfkeli mi, endişe halinde mi? Önce onun o ihtiyacını giderip sonra sorunu çözümleme yöntemiyle ilerliyoruz. Turkcell'in gelecek gördüğü sosyal medya platformu hangisi? Şöyle, Turkcell'de çok fazla farklı segment var. Her segmente yönelik sosyal medya platformu da değişiyor aslında. Az önce bahsettiğim gibi profesyoneller daha çok Twitter ve LinkedIn kullanırken gençler daha çok video ağırlıklı mecraları tercih ediyorlar. O yüzden biz böyle profillere göre daha çok sosyal mecraları kullanıyoruz. Peki biraz önce gösterdiğiniz 20 saat online evet. olan bir nesil var. Turkcell için o nesil mi daha çok önemli? Yoksa diğer segmentlere ve yaş gruplarına da bakıyor musunuz? Yok, kesinlikle aslında hepsi önemli. O 20 saat olana Turkcell nasıl hizmet verir bilemiyorum. Çünkü hani 20 saat gerçekten çok iddialı bir şey. Yani sadece 3 saat falan uyuyorlar ve sürekli sosyal mecralarda geliyor. Onlar tamamen online olmuş. Onları offline'e bile çekemeyebiliriz yani. Evet. Sorumuz var mı Azra Hanım'a? Kariyer olarak ne önerirsiniz öğrencilerimize? Eğer Turkcell'e İsmet Bey'e sorduğum soruyu size de sormak tamam. isterim Türkiye'de. İş başvurularında adayların sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz? Kriter olarak ne bekliyorsunuz bir adaydan? İsmet Bey'in sunumunda bahsettiği gibi aslında bu Genç Yetenekler projesi var. Ben o projenin içindeyim. O projenin içinde biri olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten yani artık işe alımlarda geleneksel yöntemler rafa kaldırılmak üzere. Sosyal medya kamplarına bakılacak ama şöyle hani sosyal mecralarda ne tür şeyler paylaşmış vesaire gibi değil. Gerçekten oradaki onun ilgi alanları, oradaki katıldığı etkinlikler vesaireler göz önünde bulundurularak sosyal hayatındaki yetkinlikleriyle
onun hani okuduğu okullar vesaire birleştirerek bir profilleme çalışması yapılmaya çalışılıyordu. Onun hani haberini verebilirim. Ama bu Genç Yetenekler Projesi bunun için bir pilot. Oradan başlayarak bundan sonraki nesillerde de daha güzel şeylerin olacağını düşünüyorum ben. Bu arada LinkedIn gerçekten çok önemli. Evet, LinkedIn'e sürekli bakılıyor. Peki, çok teşekkür ederim. Var mı soru arkadaşlar? Buyurun lütfen. Biz hani madde olarak hani söylediniz hani sosyal medyada reklamlarımızı yapıyoruz. Fakat bu reklamlarla yetinmeyip böyle ince ipuçları dediniz, akılda kalıcı şeyler. Ne gibi bir ipuçları hani nasıl biz hani daha çok etkileşim sağlayabiliriz? Reklam yapıyoruz fakat onun haricinde hani akılda kazındık. Nasıl bir ipuç söyleyebiliriz? Şunlar güzel oluyor. Deneyimsel pazarlama diye bir şey var, duydunuz mu? Deneyim odaklı bir şeyler yaptığınızda insanlar yaşadıkları deneyimi hiçbir zaman unutmuyorlar. Yani deneyime dokunduğunuz anda, onun duygularına yönelik bir şeyler yaptığınızda zaten hepiniz biliyorsunuzdur yani. Duygusal reklamlar hep en akılda kalıcı reklamlar oluyor. İnsanları ağlatan vesaire. O yüzden hani onların bütün o sürecini kağıt üzerine döküp hani yapacağınız yani sizin gerçekten business odağınız neyse müşteriyi onun ortasına koyup müşterinin olduğu bir süreci göz önüne alırsanız orada illaki onun böyle pain pointlerini göreceğiniz noktalar olacak. O pain pointlere odaklandığınız anda müşteride çok farklı duygular yaratabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, sorumuz var mı? Çok çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Şimdi yine dekanımız doçent doktor Ümit İnatçı'yı dekanımıza davet ediyoruz.